Dur be dur saçmalama be oğlum kıymetli. Oğlum ne yapıyorsun ya? Gerçi sümük kıymetli <laughs> at gitsin. o da sıvı lan. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamak yok lan. Ağlamak yok çocuğu. Sikerler böyle öyle. Ne Hiç olmaz soru ekledi. bize. Sondaya gidiyor. Sondan yok mu? Vay senin! <laughs> yani bozuk fremen. Selamlar pek sevgili giyikler. Ben Ömercan Güldal. Ben de Cevdet Caner. <laughs> Arkadaşlar düğün geldi. Düğünle birlikte geyik yaparın açılışını yapıyoruz. Artık biraz geyik geyik konular konuşacağım. Bu ne lan devamlı yok ben politik bilmem ne. Ben açılışma ben bir şey düşünmedim. Ben yani hani düğün part 1'i inceledik. Düğün part 2'yi inceleme sözü verdik bir sene önce. Arada incelemediğimiz milyar tane geyik içerik kaçtı. Çünkü neden uzun hikaye falan. Ama ya bilmiyorum bir açılış mıdır bu huzen? Huzen. Ha? Bilmiyorum. Tamam boş ver. Onu bilemem. Biz buraya düğün iki konuşmaya, geek yapar konuşmaya gelmedik. Evet Ömercan hadi ben sorayım bu sefer. Ömercan düğün 2'yi izledikten sonra en azından düğün 1'i abi işte çok teorim yapmak istemiyorum yarım kalmıştı dediğin noktayı en azından tamamladın. Yani en azından tam olmasa da bir son var. <laughs> bir şeyin sonu geldi. Evet. Niye tam olmasa da diyorsun ya hemen. E çünkü cihat savaşları falan dediler ya sonunda. Ha bir spoilerlı mı bu arada? Spoilerla tabii ki. Bu spoilerlı inceleme her zaman. Bir spoiler vermeden nesi? Tamam spoilersız. Fena film değil. Gidin izleyin. IMAX'de izleyin. Bitti. Bu. Spoilersız bu. neyse. ha, okay. Tamamlandı mı film senin için? Artık bu bir film mi? <laughs> Film, Lan, önceden de filmdi. Tamam peki, tabii film tabii canım tamamlandı işte. Ne diyeyim da, yani? Nasıl hissediyorsun? Beğendin mi iki? <laughs> Doğru olarak. Okey bak, ilk şeyim şu, bu filmle alakalı. İlk film izlediğim zaman, tamam mı? Şöyle bir kafaya girmiştim o videoda söylediğimi eminim. Ya kitaba aşırı sadık. Tamam görseller, oyunculuklar her şeyler dört dört. Aşırı kısmında biraz şey gelecek Gayet çünkü. Gayet sadıktı belki kitap. Şey ilk ee... film, bir tane bir cender bender vardı ha, o kadar. O kadar. Yani, evet, o yani o bazıları için blasphemy yani günah falan. O yüzden de bu kitabı uyarlanabilecek en düz şekilde uyarlamış gibi neredeyse yani. Neyse yani seç... Ki o hikayenin o kısmını da unuttular bu arada. Çanil'in annesi mi o yoksa Çanil'in hiç bilgisi yok mu falan gibi <laughs> bir durum da var. Falan. Buyurun. Ee, i̇kinci filmde ise sanki hem yani tamam senaryo zaten iki buçuk saatlik bir yere sıkıştırmak için tabii ki oynayacaksın edeceksin. Ama kitaba sadakatten sanki daha... Hollywood vari, daha eğlenceli, daha popi bir film yapmak şeklinde uzaklaşmışlar dedirttirdi bana. Yani uyarlama yaparken tabii ki yüzde yüz aktaramazsın ne olursa olsun imkansız. <laughs> o bir bilmem kaç yüz bin sayfalık kitap bu hani işte iki buçuk saat film. Ama e, o uzaklaşmadaki hani Hollywoodçuluk ne kadar hoşuma gitti onu bilmiyorum. Yani Denis Villeneuve'ü ilk filmde daha çok hissetmiştim. Bu filmde biraz daha Denis Villeneuve hissettim. Nasıl adamın soyadını güzel telaffuz ediyorum. Ama. İnanılmaz. Yeah. Deniz Bilen bilirdi artık eskiden. Öyle o cıvık günler geride kaldı. <laughs> artık böyle B20. Ben <laughs> şöyle plan düşünüyorum açıkçası <laughs> analiz ettiğimde. Senin popü olarak gördüğün şeyleri ben biraz daha anlamı büyütmek ve üçüncü parta yani Children of Doom'la ve Mesih'le birleştireceği gelecek olan bir sonraki filme bir Ama doruk, setup yapmak için, altyapı yapmak için. Doruk çekmeyecekmiş dedi. Yok bilmedi. yok o sonra Attı değiştirdi. Mı Uydurdu mu doruk? Uydu, ya uydurmamış da yanlış hatırlıyormuş. Yo ne bilsin? Çekecek. Saçma <laughs> sapan dedekodu mu dinleyin? <neydi>? Hayır. <laughs> o, bu dedekodu Pardon. değil. Pardon. <laughs> e, ee, velhasıl bu işte build up'ını yapmış diyelim. <laughs> Ve bu build up'ı yaparken Deniz abi öncelikle sadece 3 kitabı değil. Aynı zamanda Extended Universe kitaplarını da belki Brian'ın değil ama işte Frank Herbert'ın kaleminden çıkan bütün kitapları da okumuş hissiyatı verdi bana. Hmm. Yani mesela misal söylüyorum. Şimdi mesela biz bu arada, bu arada o hissiyatı dünya üzerinde bir tek sana falan veriyor. Yani o devam kitaplarını okuyan 13 kişi falan vardı <laughs> ya, olabilir, yani. Olabilir, olabilir. Abarttım, o kadar değil ama az okunuyor onlar hakikaten. Ee, şöyle düşün. Mesela Bene Gesserit'lerin e, ya da Jessica'nın Bene Gesserit olduğu için önden gidip de aslında çaktırmadan Paul'ün Mesih hikayesini yayma durumu birinci kitabın hiçbir yerinde yok. Evet O sonradan aklına gelip de uzattığı bir şey ya da nasıl evet. planlandıysa bilmiyorum ama birinci kitapta bunun esamesi okunmuyor bir. Bu baya büyük bir build up ve hikayede Jessica'nın kötü bir karaktere doğru gittiğini gösteriyor. Hı -hı. Şimdi burada benim benim ikiye bölünüyor. Şimdi biz birinci kitabı okurken Jessica'yı çok seviyoruz. Hı -hı. Sonradan Jessica'nın aslında o kadar da masum olmadığını anlıyoruz. Hı hı. Ama bunu birinci kitapta anlamıyoruz ya. Bu bir twist yaratmıyor. Şimdi Jessica'yı biz birinci filmde aa evet bir anne güzel falan diye anladık. Ama şimdi ikinci filmde dedik ki abi bu baya aslında beni Gesserit klanına şu veya bu şekilde bağlı. Kendi statüsünü düşünen. Hatta ve... evet, Bene Gesserit'in başına geçmek için evet. komplo gibi davranmış. Şey bile yani işte e, ne onun adı doğurma şeyini bozuyor falan filan erkek çocuk doğru evet. esprisi var ya. Hı -hı. Ya o hep böyle düke olan aşkından dolayı gibiydi şimdi, cevabı. Şimdi bayağı şimdi kendi plans bidim plans olmuş yani. Aynen kendi komplosu gibi olmuş oldu doğru. Dolayısıyla mi? bu bir beni şey yapıyor yani bunu yani sevsen mi sevmesem mi şimdi ben düğün okuyucusu olduğum için sıfırdan bir izleyiciye belki sormak lazım bunu hani. Serhan. Ben de düğün okuyucusu. Ee kimse yoksa. <laughs> Oğlum burası geek yapar. <laughs> doğru. Neyse e, bir diğer takıldığım mevzuda şu yine aynı tamamen tamamen aynı sebeplerden dolayı. E, güney ve kuzey şeyi şeysi vardı. Hmm. Stilgarda biraz komik relief olmuştu. Yani güneyliler çok aşırı inançlı. Her şeyi inanca ba bağlıyor. Ama işte kuzeyler o kadar değil aslında. Onlar Aynen. daha rasyonel gidiyor falan. Puh. Seküler doğru. Yani ya karıştırmıyor bu işleri falan. Yani, you... Şeyi daha farkında. Ya Bunlar ben ne uydurduğu falan böyle bize saplıyorlar böyle şeyleri. Daha farkında olan tipler diyelim. Şimdi bu da ilk kitabın daha hiçbir böyle... yerinde konusu değil. Affedersin. Daha böyle Refah Partisi ve AKP gibi mi mesela? <laughs> yani o kadar Refah Partisi kadar şey bir taraftı. diye de AKP gibi değil. Daha böyle şey gibi. Büyük Birlik Partisi gibi değil mi? Okay. <laughs> Ki bu da mesela kitabın hiçbir yerinde yok. <laughs> ama bu konu olarak birincisi çok ilgi çekici olmuş. Çünkü şeyi çok güzel güncel yani inanç ayrılığı. Ya kiminin daha böyle spiritüel oluşu kimilerinin de daha böyle ya saçmalamayın buna uydurma gibi bir işte iki fikrin çatışmasını seyretmek seyir zevkini bence arttırmış. Okey ama bir yandan da işte kitabı okuyan biri olarak abi biz bunları sonradan anlıyoruz ya sonradan görüyoruz ya dedirtti. Tamam. Orada hı, özür dilerim. Özür Yok, orada bir Hı. soru işareti mi? Yani ben Hı. de karar vermiş değilim. Keyifle izledim Hı. ama. Hocam sizin yaş 17 mi? Hayır. Ha? 18. Şimdi ben 16-17 yaşında e, Two Towers izlediğimde bu anma kitaptan uzaklaşmışlar demiştim. Düzgün efendiden bahsettim, anladın herhalde. Tabii ki. <laughs> Ee, ve aa öyle şey olmaz Tom Bomba dinlerdi hani birincikler işte öbür ikinci yok oraya gidiyorlar buradan buraya gidiyor. Faramir'in burada ne işi var falan filan falan filan. Biliyorum o zaman da kuzenindim. Hı. Böyle abuk sabuk cümlelerim vardı. Hı. Doğru. Heh. Şimdi, kitap uyarlamasını nasıl filme aktardıklarını konuşmuş olduk diyorum ben sana şu an. Hı. Ve de bunu zaten bence biraz boş verelim diyorum. Çünkü ben hani eskiden takardım buna yani. Kitap, uyarlamalardaki işte sadakatsizlikler falan sinir olurdum ederdim ama yani sırf şey değil işte iki buçuk saate sığdırmacılık da değil. Ama yeni bir ton, yeni bir fikir, başka bir şey anlatmak, bir başka mesaj eklemek. Dediğin gibi Extended Universe'den çek. Ee, ne bileyim ben hani yazarın işte başka mektubundan al filan. Bunlara ben çok çok daha fazla kabul ediyorum açıkçası. Yok artık. ben kabul etmemek gibi değil de şimdi inceleme çekiyoruz yani ya, e bunlar tamam. yokmuş gibi davranamam demek tamam, O yüzden, demek o yüzden istiyorum. sana baştan şey demedim zaten. Kitapla kıyaslama demedim zaten. Hı. Onu yapmış oldun. Tabii Yani yapacağız yapmış oldun derken. Aynen. Ama dediğim gibi ben de buna toptan pek açıkçası önem vermiyorum artık. O başka o başka gibi bakalım. Ya zaten hani bak ilk filmde biraz o beni sıkmıştı gerçekten. Yani hiçbir şeye sürpriz olamadım. Bunu da sevdim sevmedim o ayrı. Ama en azından yeni bir şey izliyormuşum gibi. Anladım. Bilmediğim bir şey diyorum çünkü hissiyatından memnunum ben. Şimdi kendimi biraz e, tek yani tekrar etmeden şunu da söylemem gerekir. Hakkını vermem gerekir. Şimdi biliyorsun ki aslında düğünü düğün yapan şöyle bir şey vardı. E, ne diyelim? En, enstantane. O da e, Prenses Irula'nın ki kendisi de biliyorsun şey. Haha e, <laughs> geldi aklıma da pardes. geldi. <laughs> e, Prenses Irula'nın e, şeyi Bene Gesserit olması vesilesiyle işte imparatorun kızı olması vesilesiyle belli günlükleri falan var ki sadece ondan da ibaret değil. Bu chapter'ların başında evet, aslında böyle hı. sanki ulan Extended Universe'de böyle bir işte kaideler kitabı böyle bir işte bilmem neler varmış gibi hissettirdiği noktalar var. Şimdi orada da bunlara küçük kancalar atmış olabilir. Ama asla yani bu böyle çok şey anladım mı? Dip okuma. Oha burada bir kelime yakaladım. İşte güneyler o kadar inanmazdı dedi Prenses ulan bir yerde. Mesela uyduruyorum böyle bir şey dedip hatırlamıyorum ama bunu alıp böyle büyütmüş de olabilirler yani biri bana diyebilir ki saçmalama ya birinci kitapta da şu, şurada geçiyordu diyebilir ama şundan eminim ki asla ana konu bu değildi. Tamam. Yani, Etrafındaki. Okay, Evet. Bunu hani... bir kendime aslında düzeltme olarak söyledim yani hani böyle şeyler yakalarsanız. Peki yani tamam işte neyse kitap bir kenara film. Abi film bir kere her şeyden önce seyir zevki bakımından güzeldi bence. Çünkü bence de. hani Eyvallah. Deniz e, abimiz bence bu filmi yine kendi tarzıyla çekmiş. Tabii tabii canım. yok yani, yani sen uzaklaştı dedin ama buna çok katılamadım. Şey çok mesela orijinal tabii ki işte birinci filmde de yapmışlardı ama ikinci filmde daha çok yapmışlar. Orijinali bir değiştiriyorum klişeye. Bu kadar hızlı değişim sebebi şu. Birinci filmde tutan bazı noktalar var. Mesela ses dinamizmi bunlardan bir tanesi. İkinci filmde abartalım demişler gibi. Hmm. İşte çok yakın planlar var mesela aslında uzaktan evet. yakına geçen böyle sanki Eisenstein izliyormuşsun gibi falan. Onu böyle abartalım demişler. Anlatabiliyor muyum böyle? Bu tip şeyler zaman zaman göz yordu ve yani biraz böyle artık hani şey gibi oldu anladın mı? Böyle işte ulan bizi tavlamaya çalışıyor didirten bir hareket oldu benim gözümde. Hı hı. Ama bütün bunlara rağmen genel sinematografiyi işte birinci filmle arasındaki net... E, dinamik ayrılığını ki birinci film daha yavaştı biliyorsun. Bu bayağı hızlı hızlı gidiyor. Ve bütün bu konuları birçok konuyu e, işte iki buçuk saatte anlatma becerisini falan güzel buldum. E, ben Villeneuve'den uzaklaşmış dediğim şeyler ki aslında bu biraz haksızlık oluyor. Çünkü yani Villeneuve Villeneuve yapan şey biraz filmin temposu görüntüsü falan gibi hani daha çok. E, ama şu tarz Hollywood'cuklar ne kadar keyif aldım bilmiyorum. Mesela bu keyif aldıklarından bir tanesi. Önce olumlu bir örnek söyleyeceğim. Lisanül el, el gayip şakası. Monty hmm. Python şakası yani. Hani ben Mehdi değilim ya. Mehdi olamam filan falan. <laughs> Mehdi olmadığını söylediğine göre bu alçak gönüllükle kesin o Mehdi falan. Bu şaka. Hmm. <laughs> bu şaka bana yani ben hani biraz Deniz Villeneuve'den tırnak içinde sıkıcı bir film izlemeye hazırım. Anladın mı? Şeye ihtiyacım yok böyle şakalarla falan. Silgar'ı Gimli'ye çevirmişler aslında. Gimli nasıl komik relief olmuştu kitapta öyle o kadar olmamasına rağmen. Doğru. Güzel. Burada da böyle demişler ki abi bu en inananların yani güneylilerin başı. Bu olsa olsa bu inanç üzerinden böyle bir komedi doğru. Mesela. Ee... Marvel filmi gibi olmuş mu ama peki? Yok yok. Çüş, o kadar ha, hayır, değil. hayır Asla yani? değil Asla ipin ucunu kaçırmamış yok. yani. Ee, sonra biraz hani tam bir başka şey. Hemen son atlamak istemiyordum ama en çok takıldığım şeylerden bir tanesi. Şimdi sonda şeyle dövüş düellosu var ya Polin. Hı. Hmm. Neydi lan çocuğun adı? Frey. Frey. Hmm. Frey. Frey Rato Harkonnen. Fade, fade. Fade, fade ha fade. Fade ile Polin işte düellosu var. Düello yapıyorlar filan. İşte dövüşüyorlar, dövüşüyorlar. Spoiler. Ee, bir yerde hani Pol yaralanıyor. <laughs> İşte Paul yaralandı falan oluyor herkes. Sonra o bıçak yarısına rağmen bir şey olmamış oluyor Paul'e ve kesiyor bilmem ne. Şimdi bu hani dövüş koreografisi güzel çirkin bambaşka yani önemli değil. Eğlenceli fena değildi kötü değildi. Ama mesela bu Hollywood sinemasının yani cebindeki en eski numaralardan biri değil mi? Yani bizim iyi adam bir kaybedecek gibi olur. Sonra kötü adam kazanır dövüş. ama iyi adam kaybet çekilir, sonra kazanır filan. Anladın mı? Yani ya boks filmlerinde de anladın mı? Önce bir dayak yer sonra ama döver filan. Burada... Şimdi burada bu o kadar klişe bir şey ki o sahnenin tamamını benim için sıkıcı hale getiriyor. Çünkü 5 dakika sonra ne olacağını biliyorum. Bak kitabı okuduğum için değil. Yani kitabı okumasam da ben o sahnede Paul'ün öleceğini filan düşünmezdim durup dururken. Çünkü şey bir hikaye bu yani. Karakter gelişimi tamamlayacak kahramanın gidiş yolculuğu Cartchurch. Gladiator mu lan bu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Braveheart mı lan bu filan? Oh. Güzel. <laughs> <laughs> Şindel listesin bu hiç değil. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> herkesin. Neyse, <okay. gülüyor> yani buna benzer şeyler filmin mesela o can alıcı bir anı ya. Filmin en can alıcı anlarından olması gereken bir yeri bence çok sıradan. Ve bu bu Deniz Villeneuve'ün şeyi olmayabilir. Yani bu biraz senaryo ile alakalı bir şey. Yani kitapta da öyle olduğunu biliyorum dedi. Tamam. Ama ee? o zaman o sahneyi etkileyici kılmanın başka bir yolunu bulacaksın kardeşim. Yani belki atıyorum. Atıyorum şu bile daha şaşırtıcı olmaz mıydı? Düelle başlıyor. Pırt bitti filan. Yani bu bu iyi bir örnek olmayabilir. Yani böyle olsa daha eğlenceli olurdu demiyorum ama madem bir sinemacısın, madem milyon dolarlar harcıyorsun, madem bir de biz de izliyoruz ki biz bedavayız. Tam sorun değil ama. <laughs> yine de e, şey yani, e, hani o sahneye gelince artık film benim için bitmiş oluyor zaten. Oraları izlemesem olur anladın mı? O benim Ne yapayım yani? Bu sıkıldım. Yani hani, anladım. O olduğunu bu, biliyorum. Bu, bu çok bu çok kişisel bir yerinden. Yani böyle düşünmeye hakkınız var sayın Ömer Can Bey. Fakat şöyle düşünüyorum ben. Şimdi David Lynch de aslında aynı şekilde yaptı bir şekilde. Ee, kitapta yazıp yaz, ne ya, tam olarak nasıl yazdığını hatırlamıyorum. Sen desem bir an olur. Sadece David Lynch'in düğünüyle bunu kıyaslıyorum. Çok <gülüyor> benzer. <gülüyor> Dune. Çok <laughs> benzer olduğu için diyorum ki herhalde bu birebir alıntı olmalı. Çünkü yani aynı şeyi değiştirmezler günün sonunda. Orada da şöyle idi. Hatırla işte Sting böyle artık tam yaralanmıyordu ama tam bıçağı böyle saplayacaktı. İşte o zaman Truffle'in galiba ya da Gurney'in hatırlamıyorum bir alıntısını hatırlıyordu işte düşmanımı rüzgara göre bükerim diyordu hmm. ve o alıntıdan dolayı tam onun ağırlığıyla böyle biraz Aikidovari bir hareket yapıp şak diye saplıyordu hatırladın mı? <laughs> Hatırladım Barış Tarcan. Aikido'nun Bu çok insan çok artık. <laughs> Olsun ne yapalım tamam. Velhasıl buradan ben... Yani o da hoşuma gitmişti. Bu da hoşuma... Yani biliyor olmama rağmen... Ben o klişeyi değiştirmemelerine... Senin gibi işerlemedim <laughs> açıkçası. Ama işte hayır yani. Anlıyorum tamam okey. O böyle hani... Kitabın şeyi diyorsun mesela. Bir e, zimmetli... Üste <laughs> zimmetli malı yani. Hocam ama... filmin en büyük günahını söyleyeyim mi sana? Benim için. Bak bu Söyle da bakayım. kişisel bir yerinden olabilir ama. Hı. Benim için en büyük günah şu. Şimdi filmin başında... Bir böyle kolaj var aslında tamam mı? Bir çeşit kolaj denebilecek sahneler var. Bu sahnelerde biz... Pol'ün Fremen kabilesine ve onların kurallarına hakim olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Olmaya çalıştığını. Hı hı. Yani onlarla birlikte olmaya çalıştığını görüyoruz. Entegre olmaya çalıştığını. Evet entegre olmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat <laughs> burada şöyle bir sıkıntı var ki Hollywood'un tipik şey filmleri vardır ya işte böyle yazlıktır. Deniz kenarına giderler. İşte gencin bir tanesi yani. işte orada hmm. şey yapar. İşte ne bileyim. Farklıdır onlardan. Farklıdır de. onlardan. İşte bir dede vardır. Çok böyle şey, o şeydir. Önce bir cringe olur ama sonra onu sevmeye başlar. Sonra aralarına kabul edilir falan. Kızlar gülerler bilmem ne. Buna dalga geçerler. Yok yok sen şuna bak derler falan. İşte ne bileyim çok yorucu bir gün sonunda denize bakarak işte iki aslında sonradan sevgili olacak tip otururlar ve denize bakarak yaptın ya sen bu işi bak aslında. Bak işte tamam bak sen de bana Deniz, Heh. Yani Hollywood'laşan örneklerden veriyorsun. Tamam işte bu bence en büyük günah. Orada resmen yani biraz böyle. Genişlik yani Dune'a bakıyorlar mesela böyle. Deniz'e bakar gibi orada oturuyorlar. Stilgar var böyle delisi orada, <laughs> Böyle bir tip var çok da kabul etmiyor. Böyle bazıları var <laughs> gel ya ne olursa o gel diyor falan. Yani bu böyle sanki bir kasabada geçen. Bir böyle beach falan gibi bir film hissiyatı veriyor bana. Anlatabiliyor muyum? Geç Anlıyorum. Adı da geçiyordu. Adada geçiyordu. Yalnız, Ve ha. ona şey koysak mesela bak. Oranın bir kolejini biri yapmış olmalı ya da yapsın. Böyle işte eğlenceli bir müzik koyup orayı böyle kolajlasan çok da tutar yani anladın mı? Hani bir fragman, fake bir fragman yapsan yani o konuyla ilgili çok ya da olur. Ben aslında senin gibi hissediyorum ama bir şeytan avukatlığı yapacağım. Tamam. Düğün da şey bir romandı biraz. Böyle hani... Hayır! <laughs> <laughs> Yüzükle Efendisi kadar değil ama böyle yani pol oturdu, işte kıçı ağrıyordu o sırada çok önemli düşüncelere kaptırmıştı. İşte, Betimlemeleri yok. Haklısın, ya çok evet öyle kişileri üstünden çok fazla böyle psikolojik bilmem ne, falan anlatısından çok olaylar ve tarihi şeyler falan daha çok oluyordu. Özellikle yan karakterler için. Yani Paul Jessica falan var onların kafasına giriyoruz Tabii. ama hani böyle yan tipler olunca. Chani Mani, yani ben Chani'yi mesela kitapta okurken Chani filmde izlediğim kadar e, yakın hissetmiyordum. Hani Paul'ün tamam işte sevgilisi anladık. Ama bir fremen tiplemesi yani sıradan bir fremen gibi geliyordu. Bu, Sinema yaptığın zaman karşında bir de lops diye bir oyuncu var yani sen oyuncuyu hani nasıl böyle gizleyecek, küçük çekecek halin yok falan. O zaman ister istemez kişileştirmek mi diyelim Yani Kişi kişiliklendirmek zorundasın. Çünkü Doğru. oyuncu var ve hani bir replik var yani anladın mı? Ve onlar hani ya kendiliğinden olmak zorunda. E o zaman oyuncu da müdahale ediyorsun, bir şey ekliyorsun yani. yani karakter özellikleri, şakalar veya sahneler, <laughs> replikler, olmayan şeyler falan. İşte o bizi kitaptan uzaklaştırıyor ve seçtikleri yöntem de bir David Lynch, bir bilmem ne filmi falan değil. Hani genel hizmet edecek falan yönde olduğu için ben de rahatsız oluyorum. Ama anlıyorum. Nasıl e, Bu, Okey buna katılıyorum. Bununla da ilgili şöyle söyleyeyim. Jessica için söylediğim şey Chani için de geçerli. Chani'de de aslında bir build up etmişler. Şimdi Chani. Chani ama evet. Evet be, belli bir yere kadar mesela Chani ilk kitabın sonunda şey gibi yanında duruyordu dimdik yani. Tabii canım şeydi. şeyden. Metres olmaktan hiçbir derdi şey yok yoktu. Sonradan şimdi sonradan oluyor muydu? Evet, bazı tartışmalar yaşanıyordu. Hatta Irulan'la da yaşanıyordu yani çünkü onlar. Irulan diyordu. Falan. <laughs> aynen. E, fakat burada mesela demişlerken yani biz bunu baştan bir aşk üçgenine koyalım. Aynen. E bu aşk üçgeni demek ki bunu izleyeceğiz biz üçüncü filmde yani böyle Chani ile Irulan arasındaki. Böyle abidik kubidik bir hikaye izleyeceğiz izledim verdim. Ben bu benim hoşlaşmadım. Belki de izlemeyeceğiz. Belki de Chani'yi bambaşka bir yere götürecekler. Yok o sahneye yeteri da. kadar hoşlaşmam ama yetti benim de. Yani Chani o an bozuluyor filan. Yani bak şu ama işte. Şimdi Chani Dune kitabında da arka planda bozulmuş olabilir. Hani anladın mı? Chani'ye o kadar şey yoktu yani. Mercek'le yaklaşmıyordu roman. Bence. Ben öyle düşünmüşümdür her zaman yani. O... Poller aralarında bu böyle romantik bir çatışmaya yani sevgililik üstünden bir çelişkiye sebep oluyorsa o kitabın arka planında bırakılmış kitabın derdi aşk hikayesi falan olmadığı için hmm. o işlemediği bir şey biraz varsayarım ben onu okuduğumda ama burada burada biraz işlemişler onu. Evet. Şimdi hocam bir de şöyle bir durum var. Şimdi Dune'un Esasında genişletilmiş evreninde. Sıkacağım seni de Dün genişletilmiş evren sabahtan beri. Ama bunlar bak çok önemli çünkü birinci <laughs> kitapta böyle şeyler yok. Allahım. Ee, var ya. aslında. Ban boy alarmı. <gülüyor> 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 Şimdi Dün evreni biraz böyle komplolar üzerine kurulu bir evren. Evet. Game of Thrones gibi. gibi komploların aslında ne kadar büyük etki ettiğiyle ilgili işte bütün bu sistematik yaşama hanedanların kendilerine vesaire. Biz bir büyük bir sahne gördük hatırlarsan. Bayağı da uğraşılmış. Şunu gördük. Fate Barona, Baron Feyde e devamlı minik küçük suikastlar düzenliyor. <laughs> Suikast diyorlar ona. Ama aslında işte hediye verdim diyor. Belki onu işte güçlü çıkardım diyor mesela. Cilici e, demirle döversin Cevdet. İşte. Neyse arkadaşlar. Bu, bu filmde bir şey. şey mi var mıydı lan? Bilmiyorum. Var mıydı oğlum? Vay. Güzel. Ekleyin Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Post Deniz. Daha çıkmadı <laughs> film. Yarın çıkacak. Açıklama yapıyor. Fırsatın var Deniz. Bugün böyle, bu akşam ekleyebiliriz. Böyle şey yapıyor. Ya bizim bir e, filmi eklediğimiz küçük bir sahne var. Ondaki ilk yapardan Mercan Ercan dal izledikçe oradan ekliyoruz. Bu olursa uçak korkuma e, şey yapmam. Film vermem ve Amerika'ya gider. Deniz'le şey yaparım. Yemeğe çıkarım. Tamam. Beni de götür. Neyse devam edelim. Ee, orta mesela bu izlediğimiz kocaman sahne ki eğer hafızam beni unutmuyorsa bir iki diyalogta geçiyordu işte Fate yine bana işte komple düzenlemiş suikast yapmış falan birbirlerine söylüyorlardı bunu ama böyle koca bir sahne yoktu bunu biraz bunu anlatmak için koymuşlar yani işte o hatta biraz işte göze sokmak için yani. evet göze sokmak için şimdi bu göze sokmak için de mesela şey ee, bir build up. <laughs> Anlatabiliyor muyum yani. Seyidhan kardeş. Hayır baron abi 3. filmde demek ki yani bununla ilgili bir şeyler olacak. Çünkü baron öldü gitti abi. Biz o sahneyi mesela niye izledik? Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Hangi e, durumuna de hizmet ediyor? Raban şu da anda? Öldü. Hepsi öldü. E tamam. e tamam. niye izledik biz onu? Genel bir e, entrika satar bence. Yani yani bu hakikaten bu sadece yani o hani harkon birbirlerine böyle kazık atarak güçleniyorlar, bir yandan oyun oynuyorlar falan. Entrika satar. Hepsi bu bence yani. Ama Böyle... gitti Arkonenler mesela. Şu anda Arkonen diye bir şey kalmadı hani sözüm ona. E tam o yüzden kötü zaten. O yüzden build up falan değil bu. İşte build up da değil. Tam build up değilse niye izledik biz o sahneyi? Entrika satar diye. Ya. Yani ben bunu çok iyi bir fikir anlamında söylemiyorum. Zaten zaten sığı yani. Bak ben izlerken aşırı ya, keyif. Ya filmden rezilim. keyif aldık evet. Ne bokunu ne bok attık. E, o lan ne inceliyoruz eğlenceli o zaman? Eğlenceli ama gene de. Çok, çok eğlenceli. Değil mi? Ben müthiş bir keyif Sarı aldım. Tara almadık. Ama yalnız. mesela <laughs> Dune'u hiç kitabını okumamış ve atıyorum bu 1 ve 2'de yani sadece bu sahneyi gören ne anlayacak bundan? Bilmiyorum. Yani es. bu bunlar benim için soru işareti mesela izlerken şey düşündüm böyle. Yani bu sahne ne, neyi aslında şey yapıyor? Hepsi öldü günü sonunda. Anlatabiliyor muyum? Yani başta biraz yanlış söyledim hani build up mı diye ama build up da değil çünkü öldü hepsi. Ee, tam tamam kötü ama yani o komployu mu devam ettireceksin? Yani böyle çok şey var gibi hani bak şey de onun bir parçasıydı. Ney? İşte Paul, ay biz Harkonnen'miziz, Harkonnen'iz diye anlatıyor yani. Ha, o da yok mesela. İlk kitapta öyle bir şey yok. O sonra ha, da Mesih'te tabii. O Mesih'te anlaşıyoruz. Ee, o da mesela bir yere varmayan, aa bakın ama ne kadar derin entrikalar var diyen bir sahne. Yani çünkü o sonunda hani amca amca seni öldürüyorum ya da kuzen siktir git falan hani yani aralarındaki ilişki daha bir de böyleymiş meğersem dedirtiyor bize de. Bu böyle bu saatten sonra ben Polle Baron Harkonnen arasında adam hani bir şeymiş, dedenmiş falan. Hiçbir yere varmadı ki o mesela. Ne? Kitapları okuyanla okumayan ayrılsın. Bir kitap spoilerı vereceğim. Dune'dan daha ilerisini okumayanlar bunu izlemek zorunda değiller. Hocam. Baron Harkonnen daha sonra Jessica'nın kafasının içerisinde baba kız konuşmalarıyla hatta görsel olarak ne? Jessica'nın kızının içerisinde. Kızının mıydı? Alia. Alia'nın kafasının içerisinde şey Parazit yapıyor. Gibi. Parazit gibi. Paraz yani bayağı konuşuyorlar ve ondan taktik alıyor ve kitap bize hiçbir zaman şunu söylemiyor. Yani bu supernatural bir durum mu? Hakikaten orada var mı yoksa aslında biraz böyle Bis psikolojik bir durum mu? Kısmını çok ayırt edemeyiz. Ali olduğu için psikolojik olmadığını düşünüyoruz. Dune'un genel olarak yani bütün serinin zaten sevimliliği güç yozlaştırır. Hani genel esprisi He. o. İyiler kötüleşiyor, bilmem bilmem ne Hı. filan. Bunlar güzel. Ben filmden en az zek veren şeyi ne oldu biliyor musun? Yani en az zevk, en çok pardon yanlış söylüyorum. 50 mi? En çok zevkimi çalan. Çani. dur be Cevdet. <laughs> Allah Allah. Ömer canım be. Ee, <laughs> ee. Film başladı. Fremenler ortalığın çok özür dilerim koyuyorlar. Yani evet. Rabban'ın ağzını yani Rabban ve onun organizasyonun ağzını sıçıyorlar. Gördüğümüz her küçük çatışmada ya da bilmem ne de şeyler galipler. Ya sayıları fazla gayet becerikliler hani böyle dövüş sahnelerinde şeyi biraz bir tane bir şey sahnesi vardı bir şimdi tam neresi olduğunu hatırlamıyorum bir çatışma sahnesi vardı başlarda galiba Harkonnenlerle uçan jetpackli Harkonnenlerle bizimkiler dövüşüyor abi flawless victory yaptı bizimkiler ya Hı. yani biraz adam kaybetsek olabilir miydi acaba hani film şeye kadar işte Frey ne lan Fate. Fade. gelinceye kadar Fremenler ortamın ağzına sıçtı 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 Fade geldi. Biraz o becerdi. Hani fremenleri işte gafil avlamayı falan Sonra da bizimkiler e, atom bombası attılar. E, solucanlara bindiler. Güzel Sam, lambur lumbur saldırdılar. Sardukarların nesinden ürktük Allah aşkına? Sardukar deyince bir kanımızın da olması gerekiyordu. Biraz hani falan filan. Hiçbir boka yaramadı Sardukarlar filan. Yani e, güçler arasındaki şeyi kastediyorum. Dev hani savaş sahneleri, dövüş sahnelerindeki güç dengeleri bilmem nesi açısından hiç Böyle olmadım ben. Yani bu şey değil bak. Öyküyü bilip bilmemekle alakası yok. Ama bir mücadele görmem lazım. Anlatabildim mi? Hocam şimdi biliyorsun ki Amerika'da da Vietnam'da kaybetti o kadar güçlü olmasına rağmen. Çünkü ee? coğrafyayı bilmiyorlar. İşte gerilla taktiği bilmiyorlar. Cedit ama göstermemelerine olurum ben. Fade gelip de ne değiştirdi de. Daha başarılı oldu. Hani Rabban'a göre daha acımasız. Kişilik olarak anladık. Bir insan olarak daha acımasız. E, hani Rabban, orada... Rabban şey miydi mesela? Ya Fremenlerin saldırında çok da yazık etmeyin mi diyordu yani? O Yo. da manyaktı. Ha, o da manyaktı ama galiba orada asla teknik olarak şöyle bir fark var. Yani bunu böyle filmden söylüyorum. Şimdi Fremenler ilk başta saldırıya geçiyor. Tamam. Dolayısıyla Rabban'ın e, himayesindeki birlikler defansta kalmak durumunda kalıyorlar. Çünkü gafil avlanıyorlar. Okay. Sonra buna diyor ki sen bir bok beceremedin gel. Bu herif ata şey düzenliyor bu sefer. Fremenleri çünkü. Bunları sen okuyorsun Diyor ya. Bak, ama şeyi hatırlatırım bunları. bir saniye hatırlatayım sana. Fate geliyor. Diyor ki mesela işte bunların ini burası. Orayı bombalayalım diyor. Çat 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 Bütün ya o tamam World of Wives'lar falan paramparça Tamam oluyor. da Rabban bunu düşünemiyor muydu abi? Rabban bunu düşünemiyor. Çünkü Rabban o sırada defansta kalmak durumunda kalıyor gibi hissettirdi bana film. Ya çok da savunarak söylemiyorum. Ben hani, böyle hissettim yani. Ben, yani bence sen ki yani genel resmi e, yiyen biri olarak kitabı filan carcurt böyle şeyler kurmuşsun ama bence filmde yani ben böyle Fremen'ların adına ne heyecanlandım. Hani böyle yani daha böyle intihar saldırıları, daha böyle çaresiz hareketler, daha böyle ucu ucuna yeten planlar, zar zor bir şeyler filan gerekirken sanki gayet OP OP takılıyorlar. Yani hatta görün gelip de ulan milyonlarca herif var lan saldırsan bu iş çat çut diye biter. Ki önce onlara Mehdi olduğumu ikna etmem lazım falan. Abi Fremenler o zaman ne bekliyor ki zaten? Yani Mehdi'yi beklemekten dolayı bekliyorlar anladık da. Ya siz bir milyonsunuz bunlar sik gibi anladık. Hani bitirseniz de bu işi yani. Anladın mı? Anladım. Ben bunları bak kitabı da bildiğim için gene de şey izledim yani. Gıcık olarak izlemedim. Ama bence filmde bunun üstüne çalışılmamış. Film bu çok tek düzeydi. Önce bir her kazansın, sonra bizimki kaybetsin, sonra bizimki kazansın. Zaten o savaş falan da çok şeydi. Biraz kolaj geçti. Üzüldüm çünkü David Lynch'te çok kolaj geçmesi çok üzülüyordum. Yani şey oldu teknik olarak böyle hurra bir kısım. Aa dur bir dakika dur bir günah daha hatırladım. Atom bombası. Oh my god. atomex. Şimdi ben onu söyleyecektim. Dur dur. Heh. Şöyle bak. Söyle yani bakayım. Merhaba ben Görün. Ya Atom bombalarını alsana ya. <laughs> ne atom bombası? Ya mağarada babam sana bıraktı. Ben onlar kayboldu sanıyordum. Ama hani yani küçücük <laughs> bir şey. Yani, bilmiyor olabilir Paul ama. <laughs> Hem senin genetik şifrenle de açılıyor. Bak benim de hikayede seninle karşılaşmaktaki amacım gayet şey oldu. Halbuki Abi mesela. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Senin genetik şifrenle açılan kapıyı patlatacak hiçbir şey yok mu lan elinde senin görünü? Görmüyorlar bom ki. Bom işte orada Hayır, da görmüyorum. bir fener yakmışlar. Ne feneri? Bak. Diyor ki mesela, e, iyi de bunu niye patlatmıyorlar? E çünkü ben herkesin gözünün mi? önünde diyor. Ha e, sen belki o sırada yoktun. Her gitmiş olabilirim. Arasız izledik. Ne yapcisin evet. yani. Herkesin gözünün önünde e, diyor ama bu. E tamam diyor. fikir o zaten. Hani çok yakında olan az görülür diyor. Onu öyle bir fener yakmışlar. Onu demiyorum. Kapıyı... Görni niye kapıyı patlatmasın? Görni biliyor atom bombaları nerede olduğunu. Ama neyle pa atom bombası içeride neyle patlatacak? Oğlum kapı minnacık kapı. Çocuk elini soktu. Yuvarlak bir kapı döndü be. <laughs> tamam. O çağda şey yok mu yani? Harvester patlatıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. O kapıyı delecek kaynak makinesi bilmem ne yok mu yeteri kadar? Anladın Gör mı? Gör Görni şey düşündü. Şimdi bana düşmez abi böyle. Ailenin neticede mal varlığıdır onlar yok dedi. Yok abi yani o atom bombası Na, abi de access. atom bombası şey olmadı mı yani sonunda evet. hani böyle e, Deus Ex makine olmadı mı yani ya işte bak aynen Deus Ex makina denmez ona çünkü beklenmedik çıkması gerekir e beklenmedik atom atom demiyor ortada çıkacak yani son anda hiç haber vermeden bir anda filmin sonunda bir daha atom bombamız var. Tamam okey o zaman günü <laughs> kurtardı diye. Şöyle sen Deus Ex demenin sebebi şu işlerini çok kolaylaştırmadı mı? Çok aşırı gün kolaylaştırdı. işte kaç 93 mi dedik tane atom bombası var. Peki Harkonnenler'de Sardukarlar'da bilmem nelerde bununla baş edecek buna eskal şey yapacak karşılık verecek hiçbir bir şey yok. Bunların atom bombası yok mu? Ha onların atom bombası nereye atsın falan diyebilirsin eyvallah. Ama abi yani. Şimdi bu bizimkiler 3 tane atom bombası atıyor. Ortamın ağzına sıçıyorlar. Ya bunlar hiç buna karşı nasıl bir hazırlık bir karşılık bir şey nasıl olmaz ya? Bir de, bir de mesela şöyle bir şey var ben sana onu söyleyeyim bu da enteresan yani biraz da şakalı olsun diye söylüyorum. Mesela Stilgar gelse böyle Paul seninle bir şey konuşacağım dese <laughs> tamam mı böyle <laughs> çöl sigarası. Bu şeyden ne çıktı ya bu senin de depodan ne çıktı? <laughs> 93'ten atom bombası çıktı abi. E peki kullanacak mısın bunları? Vallahi abi şimdi mutlak güç mutlakiyeti yozlaştırır ama, ama gerekirse kullanacağım bilmem. Ama hatırlatırım buraları yeşillendirmeye çalışıyoruz. Sen atom bombası atıyorsun bu oğlum. <laughs> ama niye? Ya, ya? Olur <laughs> mu oğlum böyle şey? <laughs> Allah kahretsin <laughs> Top. ya. O bayağı stil galiba. Sinirlenince de havuza tükürüyorlar evet. değil mi bilerek? <laughs> Boşa gitmesin diye. <laughs> ya orada tabii bu işin şakası yani. O ya kitapta bak, da atom bombası hikayesi var işte da. İşte zaten yani kitabı okumasam ben bunlara çok daha fazla bu sinir olurdum. Solucanlara gelelim mi artık? Çünkü herkes bu şakayı yaptı. Biz de yapalım mı? Hayır. Yapalım. 500T gibi. Ha? Oh çok şükür. Ne? Çok bambaşka şakalar zannettim ben. Pantolonu gösteren ütüdür, kadını gösteren gözüdür gibi bir şaka mı? Evet evet. Aşk olsun göndermesi. Neyse. İnternete güvenmiyorum abi. İnternet herkesin yaptığı şaka olur diye zannetmiştim ben. 500T. Anladım. Herkes Bini... olacağını biliyor. E binilmiyor muydu? Ay yani hiç böyle düşünmemiştik. Yedik ama hiç böyle düşünmemiştik. Yani böyle şey gibi oldu hani. Çani de ben gidiyorum lan dedi. tak 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 tak. Aman ay koyayım falan diye gitti yani böyle mesela. O sırada böyle hani şey gibi oldu böyle hani. Sol giderken Çani böyle. Yardına baksanız abi biz de sol cana bindik. Anladın böyle hani. <laughs> solucan highway var gibi bir olay oldu orada yani biraz haklısın ee, yani gene bu bak kitabı okuduğum için bunu düşünmemiştim ama sırf filme bakarsan hani Paul'ün işte solucan yönetebilmesi testini geçti becerdi aferin o andan itibaren solucana binmek hakikaten çok kolay çok basit bir şeymiş gibi karşıladık onu yani bence arada hiç binmeselerdi filmin sonunda hurra diye görseydik solucanları belki o zaman bu etki olmazdı çünkü bedelli bir şey öyle her dakika binilmiyor yani anca işte Yumurta kapıya dayanınca falan filan olsaydı mesela daha şeker olurdu belki. Bir de net bir şey fark ettim. Bu benim fan boyluğumdan kaynaklanıyor olabilir. Takdir edeceğim. Hans Zimmer yaptım da müziklerini. Mi? Doğru mu? Hans Zimmer hmm. yaptı. Zimmer. Zimmer. Bir bakalım ona. Neyse. E, Toto yapmıştı David için müziklerini. Hmm. E, ve Toto biraz daha böyle o döneme göre o da ilerici bir böyle daha dijitalize bir böyle elektro gitarının falan kullandığı bir sistem vardı. Burada... <laughs> Ee, ona öykünmüşler abi. Ben orada şey bu, duydum yani. O benzerliği duydum. Biraz öykünülmüş. Bu benim hoşuma giderek anlatıyorum yani. Çalmış falan demiyorum asla. Ee, bu benim fan boyumdan kaynaklanıyor. Bir tek ben böyle zannediyor olabilirim ama çok hoşuma gitti bu durum. Tamam doğru. Bunu söylemek istedim. Yani Paylaşmak istedim. Tikla ile. güzel. Sence. Bence. Bu filmi e, Orta Doğu'da pazarlamak için Orta Doğu'ya özgü bir pazarlama stratejisi çalışır mı? Şöyle çalışacak. İlk defa Hollywood'dan çıkan bir filmde... Mesih adı olsun mesela. Mesih diye. Bilmiyorum. İlk defa Hollywood'dan çıkan bir filmde Müslüman olduğu tartışılmaz <laughs> olan bir grup insan gayet iyiler tarafında ve çok bilgeler. Ama ne Müslüman tabi tabii. Tam da Müslüm değil. Ya yani bir de kadın erkek eşit. Onun dışında Müslüman <laughs> Sen Anladın O da yani hani... <laughs> canım benim. Ne güzel. Arada söylüyor ki hani bizde kadın erkek eşittir. Demek ki bir ara değilmiş hani bunu sen söylüyorsan anladın mı yani bu Kadın erkek niye eşitsizliğine demek ki farketmen falan falan. lazım değil mi yani bu replik bir zorlama evet. bir replik aslında ya bilmiyorum da e, bilmiyorum yani Müslüman ülkelerde nasıl tepki yok yüksek. yok şaka yapıyorum yani o öyle bir şey olacağını ama ben sana ediyorum. şöyle söyleyeyim mesela şey sahileri ilgili çektim mi mesela şimdi çok e, bizim Alışık olduğumuz böyle bir tarikat vari sahneler vardı ya işte. <laughs> bizim dedi yani bizim ana haber bültenine alışık olduğumuz bu demek. Tabii tabii. Mesela. Yok katıldığımız. Dün <laughs> <Şu>, menzilde <laughs> değil miydik oğlum? Dün hep beraber. İyi e, öldürecekler <laughs> Niye menzillerine mi girdim? Bilmiyorum. Aa, o güzel. Iyi, hadi. Belki şaka <gülüyor> yumuşatır. <gülüyor> Yok ya herkesin fikrini saygınlık <laughs> 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 buradan da <böyle> demiş bunlar. <laughs> tam da diyemedim. <laughs> O sahneleri ne diyorsun? Yani orada böyle bayağı bir işte... ...Allah'u, Allah'u... ...benin anlarına... ...hah, hah, Mesela bak, bir şey demiyorum ya şöyle... ...Kanada yapımı, ABD-Kanada yapımı... ...bir mini seri dizisi var tamam mı? Orada da fremenlerin... ...klanlarını gösteriyorlardı. Mesela orada... ...kendi... ...işte ne diyelim... E, tanrı işte neyse, çay huluplarına hmm. e, sundukları durum biraz daha o ibadet, biraz daha böyle kadın erkek eşitliğinin de verdiği bir e, seksüeliteyle böyle daha akşam oluyor. Herkes Hah! falan diye birbirine böyle böyle şey yapmışlardı onda mesela. musun böyle bir durum vardı. Var bu kitapta şey orcu yapıyor. Tabi tabi işte ya yani burada mesela orcu yerine şey yapmışlar böyle sus konuşma, ha, dur böyle falan. Mesela orada ben onu tamamen şöyle okudum. Ee, biz 2024 yılındayız. İşte Amerika ve Hollywood böyle tüm dünyayı kapsayan bir şey yaratmaya çalışıyor. Yani SCV'likten bahsetmiyorum. Şeyden bahsediyorum. O diversity falan olsun. Ee, şey yaptığı zaman David Lynch yaptığı zaman yıllarda böyle Araplara çok benzeyen tavır mavır olarak yani surat, ten rengi bile demiyorum. Bir şey koysan tepki alırdı herhalde. Kitabın kaynak materyali gayet öyle olmasına rağmen. Ama bugün onu şey yapabiliyorlar ve böyle hakikaten yani şey gibi işte böyle bir grup Müslüman namaz kılıyormuş falan gibi olan görüntüler sanki ödünç alınmış bir şey. E, estetik anlayış gibi. Hani onu ne e, oryantalist buldum, ne zorlama buldum. Çünkü kitap okey benzetiyor. Yani kitaptaki betimlemeler buraya götürüyor insanı hmm. falan. Ne yersiz buldum. Bence hani inanılmaz bir fikir değil ama okey bence. Tadında yani. Ya işte ne yani şeyin çünkü atıyorum yani işte Dur işte çemberde konuşulmaz alın bunu götürün filan. Ya bir takım dini, ritüelistik, kültürel şeylerde böyle şeyler olur. Bunlara böyle hani gerçek hayattaki bize hatırlattığı olaylardan bakıp da aa işte ne bileyim ben böyle ee, tarikatları mı övüyorsunuz falan gibi bakmak bence saçma. Çünkü bu ne olursa olsun tamam metafor tamam bilmem ne ama atıyorum şeyin düğün romanının derdi örneğin İslamiyet'i eleştirmek değil. Alakası yok. Yani biraz şey olduğu söyleniyor aslında eleştirmek gibi değil de. Yani oradaki yani Frank Herbert'ın aslında ona bir isim de bir adı da vardı onun da. Analoji mi? E, yaptığı şeyin aslında biraz hani şey gibi düşün. Hani oldu. Blade da yok analoji demeyeceğim. <laughs> Blade Runner'da abi işte gelecekte e, Çin nüfus işte He. ve bilgelikte öyle bir hani paterni var ya. E, ben anladım nasılsa, ama bence kimse anlamadı. Tam, tamam okey. Blade Runner'da çok fazla Çinli'nin olmasının, Çin ya da işte uzak doğunun olmasının sebebi onların biraz daha nüfusen ve işte bilgelikle fazla olmalarının sayı olarak sayı olarak fazla olmalarının aslında distopik dünyada onların da çevrede çok daha fazla görebileceğimizin bir e, dis, distopyası falan. Bence yada. gene anlamadılar. Sen bilirsin. <gülüyor> Bence <gülüyor> anladınız ya. Burada da böyle aslında Arap dünyası gümbür gümbür geliyor. Çünkü he, he, he who controls space controls universe. Petrolü kontrol eden aslında işte <laughs> evreni yani kontrol, kontrol, kontrol eder. De. Ve onlar an... aslında bu kendi içlerinde mesihlerini çıkarıp işte bir şekilde... Ee, belki de Türkiye'yi layık cumhuriyetten uzaklaşıp arkasına Orta Doğu'yu alırsa Han dediği gibi yürü be koçum diye böyle bütün Arap dünyasını ve petrolü arkasına alır. Ondan sonra bütün e, Amerika dahil dünyayı ele geçirir falan gibi bir tarafı var. Güzel. Yerel seçimlerde kimi oy vereceğini anladık. Şöyle ben hiçbir zaman Dune'u işte Orta Doğu'nun böyle bir şey yaparsa e, böyle bir ne bileyim ben harekete geçerse bunu becerirse dünyaya ele geçirir. Evet komplocusu alarmcısı komplocusu yani şey yapıyor dikkat et, arkadaşlar dikkat edin falan hani öyle olduğunu düşünmedim ben. Frank Herbert'in hep böyle dünya politikalarına bakıp işte oradan yola çıkarak ya, çok siyasetle ilgili bir yaz... kişi biliyorsun kişi olarak. Da. Hayır ama yani ya o böyle... kitabın o kitabın amacının Batı dünyasını uyarmak olduğunu düşünmedim Yok zaman. yok onu demek. Runner örneğinde de Heyf, öyle uyarma Oradan çıkmış böyle bir bu. benzetme yapmış bilmem ne ve hani oradan güç dengeleri üzerinden böyle bir de feodal yapı şeysi var ya çok Tabii. hanedanlar bilmem ne. Öyle bir hani Game of Thrones var diyelim. Yazık oluyor ondan önce sonuçta. Ee, yani Game of Thrones düğün var demeliyiz falan kısmına Hı, evet, evet. Falan, yani Ben onu evet o siyasi gerçek jeopolitik bilmem ne altyapısı var ama onun esinlenme olduğunu düşünüyorum. Yani onun böyle adamın böyle hani şeyi değil bence manifestos falan ama işte değil. Yani. Bak bu esinlenme educated guess gibi yani bu buraya gidebilir gibi bir esinlenme tarafı da var yani. Peki bugün dünyayı Arap şeyhleri mi yönetiyor hakikaten? Hayır onu demek istemiyorum. Yok acaba öyle mi? Belki de mesela İlluminati bir bakıyoruz 5 tane Arap'tır. 1950'lerden yanılmıyorsam o civarda 1950'lerden işte Soğuk Savaş ve komplolarla dolu herkesin işte Rusların Amerikalıların Ruslara devamlı komplo yaptığı e, psikolojik ve politik coğrafyadan baktığında gelecek orada aslında hiç de şey yapmadığımız şu anda e, paya vermediğimiz ama orada gümbür gümbür gelen bir rüzgar olduğunu söylüyor aslında. Yani o 1950'lerden baktığında bunu görebiliyorsun. Şimdi oraya evrildi mi sorusu başka bir sorunun cevabı. Yani başka bir konu. Anladım anladım. Anlatabildim mi? O yüzden anladım. dedim yani. Bunu anlamışlardır diye düşünüyorum Süper. İyi anlattın. <laughs> Son olarak şunu söyleyip ben kendi adıma bitirmek istiyorum müsaadenle. Duyun'da en sevdiğim şey aslında bu kadar böyle biraz daha e, argümanlar çatısın diye de bokladığım taraflar oldu ama genel olarak seyir zevki çok yüksek. 7-8 kere izleyeceğim. Biri mutlaka yine sinemada olacak. Diğerleri de e, şeyde olacak yani. Hani ne hangi platonun düşerse orada olacak. E, sevdim ve şunu çok sevdim aslında. E, Dune'da işte e, bilim adı altında gelişen bir takım olayların dinsel temaları etkilediği kafası o iç içe geçmiş din, bilim Tabi su da bir şey ama yani hani varlığı beni her zaman okurken de çok heyecanlandırmıştı. Filmde de bunu Düğün 1'de ilk kitabında bu kadar anlatışın anlatmasa bile işte belki de bir build up'ını yapmak için koyması da çok hoşuma gitti aslında. Ben de bu filmi bir daha izlemeyeceğim. Çok keyifli izledim. IMAX'te falan izledim. Bence hani o şeyde maalesef izlenme kalitesi 100 katına çıkacak bir fark var. Kesinlikle yani, IMAX'te izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Ülkemiz bu, ülkemiz bir reklam ekonomik durumunu da biliyoruz ama yani maalesef hakikaten. Ee, ama öne oturmayın sakın. Evet. IMAX'de de ortadan izlenir abi. IMAX'i ya o koca salonda böyle 20 koltuk sadece izliyor o filmi doğru düzgün. Neyse. Ama ben filmi daha izlemeyeceğim. Belki 3-4 sene sonra evde yapacak bir şey bulamadığım bir akşam falan izlerim. Çünkü ya en ben başta verdiğim... Beraber <laughs> En başta verdiğim o işte duello sahnesindeki beklentimin yüzde beklediğim gibi çıkıyor olmasıcılık beni sıkıyor. Yani anladın mı? Şeyin bir önemi yok. Ya ben de atıyorum eskiden böyle olmasına rağmen, eskiden de filmler böyle olmasına rağmen 10 kere 20 kere izliyordum. Ama artık gerçekten şeye tahammülüm benim pek kalmadı. Bu kadar Uf, bak motif öyküdeki detaylar karaktersel bir takım özellikler, bunlar orijinal elbette, sahici, otentik. Ama kurgu, tempo, bir şeye şaşırdık, hop oradan şaka geldi. Tam heyecanlı sahne, hop buradan onun cevabı geldi filan tarzı, klişe, öykü anlatıcılığı. Çok izledik artık. O açıdan bir e, sınır zorlayan tarafı yoktu maalesef bu filmin. Sana söylemek istediğim tek bir şey var. <laughs> Bir gün iş yapıyorsun lonca ee, işte D20'de çalışıyorsun filan. İşte bizimkiler var yanında çocuklar falan var. Hilal, Deniz, Serhan duruyor bilmem ne Bengü. Bir şey sinirleniyorsun. Bir kurgu yanlış yapılmış, kaçmış, saatinde yayınlanmamış filan. Serhan alıyorsun kafasını vuruyorsun vuruyorsun klavyeye bilmem ne ölüyor falan. Yazık Allah korusun. <laughs> yani bu da mesela kastettiğim sahneciklerden biri anladın mı yani? Kötü adam yaverini sinirlenince öldürür. I found your lack of faith Ben gidiyorum. Şişim var zaten. <laughs>